Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde 12. sınıftaki düzgün çembersel hareketi inceleyeceğiz. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Genellikle kavram yanılgısı yapılan, çok fazla kavram yanılgısına maruz kalan bir konudur. Dolayısıyla arkadaşlar birlikte hem bu kavram yanılgılarını gidermeye çalışacağız hem de konuyu ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Şimdi düzgün çembersel hareket nedir? Hangi durumda bir cisim düzgün çembersel hareket yapar ve bunların özellikleri nelerdir onları birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi düzgün çembersel hareketten kasıt şudur arkadaşlar. Sabit bir süratle belli bir yarıçap etrafında yani belli bir yörüngede dolanan cismin yaptığı hareket düzgün çembersel harekettir. Ama çember şeklinde yörüngede hareket eden her cisim düzgün çembersel hareket değil. Dikkat edilmesi gereken nedir arkadaşlar? Sabit süratle hareket edecek. Yani bir cisim çember şeklindeki bir yolda hareket ediyor olabilir. Ama bu cismin arkadaşlar süratinin, bakın hızının demiyorum, süratinin aynı büyüklükte olması lazım ki bu düzgün çembersel hareket yapsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürati aynı. Hız dersek ne olur? Bunların hızları eşit değildir gördüğünüz gibi. O halde arkadaşlar düzgün çembersel hareketten kasıt sabit bir yörüngede sabit süratle hareket eden cismin yaptığı harekettir. Arkadaşlar tabii ki bu cismin bu şekilde çembersel yörüngede dolanmasının bir nedeni var. Çünkü arkadaşlar bu hız vektörüne daima dik bir kuvvet söz konusudur ve bu kuvvet merkeze yönelik olduğu için de biz buna merkezcil kuvvet ya da düzgün dairesel harekette kim merkezcil kuvvet diyeceğiz. Mesela günlük yaşamda yelkovanın hareketi, ayın dünya çevresindeki dolanım hareketi çembersel hareketlere örnektir. Bakın düzgün çemberselle çembersel hareketi karıştırmayalım. Virajlı yollarda araçların hareketi. Arkadaşlar bunlar bir çembersel hareket ama düzgün olup olmadığı tartışılır. Düzgün olması için hızlarının, daha doğrusu süratlerinin aynı büyüklükte olması gerekir. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken bir durum. Mesela su lavaboda dönerek boşalır. Bu suyun hareketi arkadaşlar bir çembersel harekettir. Buzdağlarından kopan parçaların ekvatora doğru sürüklenme hareketi yani dönme. Luna Park'taki dönme dolabın hareketi gibi hareketler çembersel hareket diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi tabii bu düzgün çembersel harekette anlamak için bazı kavramları da iyi bilmemiz gerekiyor. Bu kavramlardan periyot, frekans ve arkadaşlar öncelikle periyot frekansı göreceğiz. Yani zaman kavramlarını göreceğiz önce. Şimdi periyot nedir? Arkadaşlar düzgün çembersel hareket yapan bir cismin tam tur atması için geçen süreye periyot denir. Mesela buradan harekete başladı. Bakın doğrudan dolandı ve aynı yere tekrar geldi. İşte arkadaşlar aynı yere gelme süresine periyot denir. Periyot büyük harf biraz arkadaşlar şeyle gösterilir. Büyük T ile gösterilir. Şimdi hız vektörü de V olsun. Cisim bu. Şimdi sorumuz şu. Eğer bu düzgün çembersel hareketse arkadaşlar buradaki her bölgeyi eşit sürelerde dolanır diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu periyot. Periyodun biriminin saniye olduğunu biliyoruz. Bir de arkadaşlar frekans var. Şimdi frekans da düzgün çembersel hareket yapan bu cismin saniyedeki tur sayısıdır. Mesela 1 saniyede 1 tur atıyorsa frekansı 1. Ama 1 saniyede
3 tur atıyorsa frekansı 3'tür. Frekans arkadaşlar birimi saniye üzeri eksi 1 olup başka bir ifadeyle hertz'tir. Şimdi demek ki frekansla frekansın saniye üzeri eksi 1 birimi de hertz. Periyodunki de saniye ve neydi arkadaşlar? Birimi saniyeydi. Bir tur atması için geçen süreydi. Peki aralarındaki ilişki ne olmalı? Saniye ile saniye üzeri eksi 1'i çarparsak 1 gelir. İşte arkadaşlar bu periyotla frekansı çarparsanız 1'i elde edersiniz demektir. O halde periyot 1 bölü frekans ya da frekans 1 bölü periyot şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Çok önemli bir kavram. Şimdi gelelim hız kavramlarına. Arkadaşlar burada hız kavramlarına dikkat edelim. Karşımıza bir çizgisel hız kavramı gelecek. Çizgisel. Bir de açısal hız. Çizgisel hızı normal v ile gösterirsek açısal hızı da arkadaşlar w ile göstereceğiz. Şimdi bakın bir de arkadaşlar bunları daha rahat kullanmak için ya da göstermek için yarıçap vektörünü göreceğiz. Şimdi bakın nasıl oluyor bu? Arkadaşlar düzgün çembersel hareket yapan bir cisim O noktası etrafında r yarıçaplı yörüngede dolanıyor. Şimdi önce şunu anlamamız lazım aslında. Cismin konum vektörü nedir sorusuna cevap arıyorum. Konum vektörü O noktasından çizilen vektördür. Bakın konum vektörü. Mesela cisim buradayken ki konum vektörü nedir diye sorarsak budur. Yani gördüğünüz gibi hep değişiyor yönü. Şimdi arkadaşlar peki çizgisel hız kavramını nasıl ifade ederiz? Bakın arkadaşlar süratinin değişmediğini biliyoruz. Yani sürat sabit. Aslında bu cisim sabit süratle hareket yapıyor. O zaman aldığı yol 2π çarpı r bir tur attığında. Peki bir tur atması için geçen sürede periyot olduğuna göre aldığı yolla periyodu bölersek arkadaşlar işte bu bulduğumuz hız çizgisel hızdır. Hatta periyotla frekans arasındaki ilişki 1 olduğuna göre frekans eşittir 1 bölü t olduğuna göre bakın burada ne var? 1 bölü t var. O zaman 2 pi çarpı r çarpı f diye de ifade edebiliriz. Gördüğünüz gibi çizgisel hız 2 r bölü t ya da 2 pi r çarpı f. Hızın biri doğal olarak nedir arkadaşlar? Metre bölü saniye olur. Açısal hızda arkadaşlar doğal olarak açı bölü zamandır. Çizgisel hız çizgide aldığı çizgi bölü zamansa açısal hızda açı bölü zaman. Tabi arkadaşlar çembersel harekette açının değeri derece değil de genellikle radyan cinsinden buluyoruz. Bakın bir tur attığında 360 derece yani 2 pi radyan açı süpürür. Bunları t sürede aldığına göre arkadaşlar açısal hız 2 pi bölü t'dir. Yine 1 bölü t yerine f yazarsak 2 pi çarpı f'dir. Arkadaşlar açısal hız vektörel bir nicelik olup bakın merkezden dik dışarıya doğrudur. Bu eksene dik gördü. Bu düzleme dik gördüğünüz gibi. Açısal hız arkadaşlar 2 pi bölü t 2 pi f. Çizgisel hız neydi? 2 pi r bölü t ya da 2 pi çarpı f çarpı r'dir. Arkadaşlar burada bir benzerlik görüyoruz fark ettiyseniz. Burada bir benzerlik gördük. Şöyle ki mesela 2 pi bölü t ya da 2 pi f bunların yerine açısal hız yazabilirim.
O zaman çizgisel hız eşittir açısal hız çarpı r şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. O zaman çizgisel hızla açısal hız arasında arkadaşlar çizgisel hızla açısal hız arasında ne vardır? V eşittir omega çarpı r ilişkisi bulunur. Arkadaşlar yarıçap vektörünü zaten bahsetmiştik. Yarıçap vektörü cismin merkezinden cismin bulunduğu yere doğru çizilen vektördür, değişkendir. Çünkü vektör olarak ifade edilen şeyler yönü değişince değişir arkadaşlar. Çizgisel hızla açısal hız arasındaki ilişkiyi V eşittir omega R şeklinde ifade ettik. Şimdi bunu anlamak için dünya örneğini verelim. Mesela dünya dönüyor. Arkadaşlar dünyanın ekvatoru şöyle düşünelim. Şu dünyanın ekvatoru. Bu noktayı işaret ettim. Şimdi bu ekvatordaki bu nokta bir tur attığında buradaki nokta da bir tur atar buradaki noktada. Yani bir tur atması için geçen süreler hep aynı arkadaşlar. Bir tur atması için geçen süreye ne demiştik? Biz periyot demiştik. Demek ki bu noktaların bir turu için geçen süre periyot. Peki açısal hız neydi? 2 pi bölü t. O zaman t'leri aynıysa arkadaşlar bu 3 noktanın açısal hızları da aynıdır. Burada sıkıntı yok. Peki çizgisel hızlarına bakalım. Çizgisel hız açısal hız çarpı yarıçap olduğuna göre açısal hızları aynıysa arkadaşlar çizgisel hızlar yarıçapla doğru orantılıdır. O yüzden bu eşitlik arkadaşlar bizim için çok önemli. Şimdi sorularla arkadaşlar devam edelim. Hangileri çembersel hareket yapmaktadır? Bakın sorunun köküne dikkat edin. Düzgün diyor mu? Düzgün. Demiyor. O zaman çembersel hareket yapmaktadır cevabı. R yarıçaplı bir yörüngede hangisi dolanıyor demesi lazım arkadaşlar. Dönme dolabın zaten çembersel hareket yaptığını biliyoruz. Luna Park'taki gondol diyor arkadaşlar. Gondol böyle bir R yarıçaplı bir yörüngede gidip gelme hareketi yapıyor. Çembersel harekettir. Çarpışan arabalar doğrusal yolda hareket eder arkadaşlar. Bu niye böyle oldu? Devam ediyoruz. Düzgün çembersel hareket yapan cismin hemen düzgün çembersel hareket yapan cismin dediğine göre yörüngesini çizelim arkadaşlar. Hız vektörünü çizdim V olsun. Hız vektörü dikkat edin. Vektör. Hız vektörü değişir. Mesela buraya gelse ne olur arkadaşlar? Hızının büyüklüğü aynı fakat yönü değiştiği için hız vektörü değişir. O yüzden bu ifade doğru. Yarıçap vektörü hız vektörüne diktir. Arkadaşlar bu her zaman doğrudur. Çünkü çembersel hareketin özelliği. Hızının büyüklüğü yani sürat değişmez. Bu da doğru arkadaşlar. Sürat değişmez. Şekildeki x, y, z hareketleri belirtilen yönlerde hareket etmektedir. Hangileri düzgün çembersel hareket yapması lazım, yapar diyor. Arkadaşlar süratleri değişmeyecek. Süratleri değişmeyecek. Sürat sabit olmalı. Bakalım 20, 30 bir kere sürat değişmiş. 20, 20, 20 sürat değişmemiş. Sonra yörüngeye bakacağız. Yörünge de değişmemiş. 30, 20, 10. Sürat değişmiş. O yüzden arkadaşlar sağ Y cismi düzgün çemberse hareket yapar. R yarı çaplı çembersel yörüngede 10 saniyede 20 tur atmaktadır. Bakın arkadaşlar R yarı çaplı çembersel yörünge diyor. R yarı çaplı çembersel yörüngede 10 saniyede 20 tur. Bize diyor ki arkadaşlar frekansı ne?
Frekans neydi? Saniyedeki tur sayısıydı. Eğer şöyle deseydim, 10 saniyede 20 tur atıyor. Bir turu ne kadar sürede atar dersek bu da periyot olacaktı. Arkadaşlar burada frekans ne olur o zaman? İçler dışlar çarpımı yaparsak 2 saniye üzeri eksi 1. Buradan da periyodun 1 bölü 2 geleceğini zaten biliyoruz. 1 bölü 2 saniye. Çembersel pistte sabit süratle koşan bir sporcu saatte 60 tur atmaktadır. 1 saat. 60 tur. Peki 1 saat 60 dakika ve 3600 saniyede 60 tur. Pardon, 60 tur değil. Arkadaşlar 60 tur nereden çıktı? 10 tur. Yani 3600 saniyede 10 tur. Dese ki bir turu kaç saniyede atar sorusunun cevabı periyottur. Bakalım o zaman periyot ne oldu? 3600 eşittir 10T'den T eşittir 360 saniye. Ancak denklemi şöyle yazabilirdik. Deseydik ki 3600 saniyede 10 tur atılıyorsa 1 saniyede frekans kadar tur atılır. Bu da ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 360 yapar. Yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı açıya ne denir bulalım arkadaşlar. Bakın yarıçap vektörü bu. Birim zamanda taradığı açıya ne olur? Açısal hız denir tabii ki. Çembersel hareket yapan cismin 360 derece dönmesi için geçen süre, yani bir tur için geçen süre periyot. Açısal hızın birimi de nedir arkadaşlar? Radyan bölü saniyedir. Dolayısıyla arkadaşlar hangileri gelmektedir diye sormuş. Biz de doldurduk, doğrusunu yaptık. Düzgün çembersel hareket yapan X cismi 20 saniyede 25 tur atmaktaymış. Bakın 20 saniyede 25 tur. Bir turu kaç saniyede atar sorusunun cevabı periyottur. 25 periyot eşittir 20. 5'e bölersek arkadaşlar 4 gelir. 5 gelir 0,8 saniye bulunur. Diyor ki periyot nedir? 0,8 saniye. Periyodu bulduk. Açısal hız kaç radyan bölü saniyedir diyor. Açısal hız neydi arkadaşlar? 2 pi bölü t. 2 pi bölü t yerine de 8 bölü 10 yazarsam 20 pi bölü 8. Yani arkadaşlar burada sadeleştirme yaparsak ya da 60 bölü 8 yapalım. 30 bölü 4, 15 bölü 2, 7,5. Radyan saniye. Çizgisel hızı soruyor. V eşittir omega çarpı R şeklinde yapmak daha pratik. 7,5 15 bölü 2 yapar arkadaşlar. Çarpı yarıçap vektörü 20 santimetre. 0,2 metre. O yüzden 1,5 metre bölü saniye bulunur arkadaşlar. Çizgisel hız. Düzgün çembersel hareket yapan cisim K'den L noktasına ok günde ilk kez 4 bölü 3 saniyede gidiyor. 4 bölü 3 saniyede. Peki K'den L'ye geçmesi için periyodunun dörtte biri kadar süre geçmesi gerekir. Dörtte biri eşittir 4 bölü 3 ise arkadaşlar. Dolayısıyla periyot 16 bölü 3 saniyedir. Ama bize ne soruyor? Açısal hız. 2 pi bölü t. 2 çarpı 3 çarpı t 16 bölü 3. Buradan 6 çarpı 3 bölü 16 yazılabilir arkadaşlar. 2'ye bölersek 3, 2'ye bölersek 8, bu da 9 bölü 8 bulunmasına neden olur.
Diyor ki K noktasından L noktasına ilk kez 2 saniyede gelmektedir. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edelim. K noktasından L noktasına bu şekilde 2 saniyede gelebilir ya da bu şekilde 2 saniyede gelebilir. Yani T bölü 4'lük periyodu 2 saniyede alabilir. Burası da 3T bölü 4'lük süreyi de 2 saniyede alabilir. Eğer T bölü 4'ü T bölü 4'lük süreyi 2 saniyede alıyorsa T 8 saniyedir. 3T bölü 4 3T bölü 4'lük süreyi 2 saniyede alıyorsa T nedir arkadaşlar? 8 bölü 3. Başka da bir durum var mı? Yok. İlk kez dediği için arkadaşlar iki tane durum olabilir. Ne diyor soruda? İlk kez 2 saniyede gelmektedir diyor. O halde açısal hızı ne olabilir diyor arkadaşlar. O zaman açısal hız değerini bulalım. 2 pi bölü t biliyorsunuz açısal hızı. 2 çarpı 3 bölü t'si 8 olabilir. Bu durumda arkadaşlar sadeleştirirsek 3 bölü 4 olabilir. 3 bölü 4 bulduk. Şimdi 8 bölü 3 periyoda göre yapıyorum. 2 pi çarpı 8 bölü 3 18 bölü 8 9 bölü 4. Bu da olabilir arkadaşlar. İki periyod olabileceği için iki tane açısal hız olabilir diye bulduk. Çekirdeki gibi bükülmüş O noktası etrafında sabit süratle döndürülmektedir diyor bir çubuk için. Çizgisel hızlarını soruyor. Arkadaşlar burada çubuk O noktası etrafında dönüyor. M'nin yörüngesi bu şekilde. İşte L'nin yörüngesi bu şekilde. K'nın yörüngesi de bu şekilde. Neticede arkadaşlar M bir tur attığında L de K da bir tur atıyor. O zaman bunların açısal hızları eşit olmak zorunda. Açısal hızları eşitse arkadaşlar çizgisel hızları da omega çarpı R olduğuna göre çizgisel hızları yarı çapla doğru orantılıdır. Şimdi bakın M'nin buraya olan uzaklığı 1 birimse L'ninki nedir arkadaşlar? 2 birim. K'nınkine dikkat edin. Kök 5 birimdir. Hangisi büyük? Tabii ki K. O zaman çizgisel hızı K'nın en büyük. Sonra L, sonra da M yazabiliriz arkadaşlar. Diyor ki O noktası etrafında dönebilen bir iple X'ye cisimleri bağlanıp düzgün dairesel hareket yaptığında cisimlerin periyotları TX, TY, çizgisel süratleri VX, VY ve açısalları vermiş. Şimdi arkadaşlar bunlar bir ipin üzerinde ise bu bir tur attığında bu da bir tur atacağına göre açısal hızları aynıdır. Çünkü arkadaşlar aynı anda aynı tur atıyorlar. Açısal hızla çizgisel hız arasındaki ilişkiye bakalım. V eşittir omega çarpı R idi. Açısal hız her iki cisim için de eşit olduğuna göre çizgisel hız yarı çapla doğru orantılı. Mesela buraya R dersek, buraya R dersek. X'in çizgisel hızıyla Y'ninkini karşılaştırırsak arkadaşlar Y'ninki kesinlikle X'ten büyük olacak. O zaman bir nolu öncül doğru. İki nolu öncül de doğru. Arkadaşlar 3 nolu öncülü şuradan bulabiliriz. Bakın bu 2 pi bölü t olduğuna göre 2 piler sabit zaten. Periyotta eşit olmak zorunda. 3 nolu öncül yanlıştır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böylelikle kavrama sorularını çözdük. Siz de pekiştirme sorularını çözerek bu konuyu çizgisel hızı, açısal hızı, periyot ve frekansı iyice oturtun. Diğer derste görüşmek üzere.